İkinci el araç almanın ve satmanın gol dedirten yolu Babacar sunar. Okan Buruk Hoca ile Akhisar'ı çalıştırırken röportaj şansım olmuştu ve sohbet şansım olmuştu. Dünya beyefendisi, fikri açık, insana değer veren, çok ehli muhabbet bir insanla tanışmıştım o gün. Akhisar yönetimi o günlerde hocaya kulak verseydi şimdi bu hallere düşmezlerdi. UEFA'ya gidiyorsun, tarihinde ilk kez bir ilçe takımısın, bir kamera koyun uçağa da diyor. Hocam başka da bir şey demiyor zaten. Bir iki şöyle iddianı ortaya koyacağın transfer istiyor, çok bir şey değil. Şimdi Akhisar nerede? Bak Okan Buruk nerede? Taça. Yani tabii Okan Buruk isminin bir de özgür ağırlığı var yani. Galatasaray altyapısında başlayan kupalarla dolu muazzam bir kariyer. Okan Buruk'u Galatasaray formasıyla gördüğünde mesela babası gözyaşlarını tutamamış hatta. Bir baba için bundan büyük gurur var mıdır? Oğlunla hayaller kuruyorsun, hepsi birer birer gerçekleşiyor. Tabii bu arada spor gecesinde demiş hoca, oğlum beni hep Galatasaray teknik direktörü olarak görmeyi hayal ediyordu diye. Tarih tekerrür ediyor gibi. Biliyorsunuzdur Okan Buruk'un oğlunun Paris'te lösemi tedavisi vardı. Çok şükür geçmiş o da. Allah tekrar yaşatmasın inşallah. Kimseyi de evladıyla imtihan etmesin. Hayaller gerçekleşti. Yani ne gerçekleşme? Yani ligin yanında iki tane Avrupa Kupası'ndan bahsediyoruz. Bugün hala ülkeye gelmiş futboldaki en büyük başarı bunlar kulüp bazında. Sen cimbomlusun, seversin Taşan. Tabii Inter'e gitmesinden biraz kızgınlığın olmuştur senin de o zamanlar ama o dönem hakkında Galatasaray'la 3 ay görüştük, sonuç alamamıştık. Inter o dönemin efsane takımıydı. Benim geleceğimi düşünmek zorundaydım maddi olarak en azından demişti hoca. Inter gibi bir takımda oynamak da herkesin hayalidir. Yaşta 28'di, belki son şansıydı o dönem için. Adriano'su, Zanetti'si, Toldo'su falan acayip kadroydu. Oradan Beşiktaş'a gelişinde de şey var, kendi söyledi hocanın zaten. Galatasaray'a ben gelmek istedim, başkan istemedi, ben de Beşiktaş'a gittim. Ama taraftarı anlayabiliyorum demişti. Ben olsam ben de kızardım demişti. Buna profesyonel yaşamı getirdikleri. Bazen farklı karar vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Hocalık yaparken de bir tartışması olmuştu Tudor'la. Bundan dolayı üzgün olduğunu, çok hata yaptığını söylemişti NTV'de katıldığı Kırılma Anı programında. Bunu da ekleyelim ki çok iyi program o da. Baya MKG abi o da başka seviyede bir. Yani hoca tamamen anlıyor taraftarları. Tek isteği taraftarın da kendisini anlaması. O an için herkes doğru kararı vermeye çalışır yani. Bu da onun gibi. Hoca birlikte yeni bir sayfa açalım istiyor. Şunu da söylemek lazım. Okan Buruk Galatasaray'a Galatasaraylı olduğu için ya da Galatasaray kontenjanından gelmedi. Çok başarılı bir kariyer var ortada. O yüzden gelin başlayalım en baştan bugünlere doğru. Siz de lütfen Okan Buruk başarılı olur mu olmaz mı sebepleriyle alta yazın ama yorumcu gibi yazın da Alem Spor yorumcusu görsün. Güzel insanlar, sevgili Taçan. Şimdi Okan Buruk'un kendi hikayesini böyle mettah elbisemizi giyer anlatırız da şu an merak daha çok hoca yapabilir mi, başarılı olur mu? Durum bu. Bakalım. Hoca Türkiye U21'de Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı, tamam mı? Sonrasında Elazığ Spor'da başladı kariyerine. 10. hafta geldi takıma. Gerçekçi olmak lazım. Kadro Süper Lig seviyesi için yetersizdi. Hoca geldiğinde zaten küme hattında olan bir takım vardı. Gelir gelmez istediklerinizi almak kolay değil takımda. İlk 6 maç tek galibiyet. Ama adım adım gelişti takım. Sonrasındaki 8 maçta tek mağlubiyeti Beşiktaş'a karşı deplasmanda almıştı ki o süreçte kupada Galatasaray'ı yenmişlikleri var. Beklentileri aştılar. Ama ligin devamını son haftaya kadar uğraşsalar da 2013-2014 sezonundan bahsediyoruz bu arada. Fenerbahçe'nin şu erken şampiyonluğu kazandığı sezon ki Fenerbahçe'yle bir kez karşılaştı hoca o sene kaybetmedi. Hoca zaten Fenerbahçe pek kaybetmiyor. Ben onu sormuştum hocaya Akhisar'dayken hani sürekli yendiler ya Fenerbahçe'yi bir senede 3 kere mi ne? Söyledikleri size hocalığıyla ilgili fikir verir diye hemen böyle araya sıkıştırayım demişti ki biz o zamana kadar 4-2-3-1 oynuyorduk ama o maçta 4-3-3'e döndük. Bilerek de stoperlerine, ön liberolarına topu verdik, hücum oyuncularını mark etmeye çalıştık demişti. Ama birinci maçın ardından ikinci maçta da Kadıköy'de de kazanmış olmak bence üçüncü maçı kazanmanın anahtarını veriyor. 3 kez yenmişlerdi az önce dediğim gibi bir senede. Psikolojik faktörden de bahsetmişti. Neyse dönelim ya Elazığ günlerine. Son haftalarda Beşiktaş, Galatasaray, Antalya fikstürü vardı tamam mı? Antalya'yı yendiler ama Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı yenemeyince küme düştüler.
Hayal kırıklığı yaşanmasına rağmen son ana kadar da umut verdi hoca. Dediğim gibi lig için kadro yetersizdi, çabaladılar. Buradaki performansı yeni kapılar açtı Okan Hoca'ya. İlk deneyim için hiç fena değildi çünkü. Sırada Gaziantep vardı. Bu ligde iyi işler başarabileceğini gösteren bir performanstı. Evet, hala eksikleri vardı. Bana sorarsanız oyun devamlılığıydı. Oyundan düştüklerinde zor toparlanıyorlardı. Bu skora da yansıyordu. Çok iyi başlayıp 11 maçta 2 kez kaybedip sonra 10 maçta 2 kez kazanmışlardı mesela. İnişli çıkışı performans ligi de 10. bitirdi hoca. Bu iki işte şunu görmek değerliydi. Çorap değiştirir gibi değiştiriyor takımlar hocaları. Bitmeyen bir hoca sirkülasyonu var. Okan Buruk ilk iki işinde sezonu tamamlamayı başardı. Değil mi? Hiç de fena değil o yüzden. Bir de şu var. Süper Lig'de tutunmaya çalışan, kendini kanıtlamak isteyen hocaların bir kısır döngüsü vardı işte. 8 maç X takımda, 10 maç Y takımda çalıştılar. Böyle böyle onlarca takımda az maça çıkıp ayrılırlar. Tutunamazlar özetle. Okan Buruk burada da fark yarattı. 7 işinde 32 maçın altında kaldı tek bir yer var. O da 11 maçlık Sivas dönemi. Orada da devre arasına yakın geldi. Kadroyu kendi kurmamıştı zaten. İyi gitmediler. Başarısız oldular ama Sivas'ta da kovulmadı hoca aslında. Açıklaması var. Hani bize devam et dediler. Biz bırakmak istedik diye. Kulübün önünü açmak istedik diye. Belki de tek başarısız dönemi denebilir Sivas dönemi. Sezon ortasında geldiğinden Sivas istediği takım kurgusunu oluşturamadı diyebiliriz. Sonrasında beklenmedik şekilde bir adım geriye attı hoca. Alt lige, Göztepe'ye gitti. Belli ki gelmedi Süper Lig'den istediği teklifler de diyebiliriz. Göztepe'den de sezonu tamamlamadan ayrıldı. Ama performansı iyi. İlk 20 maç 3 mağlubiyet aldılar. Takım Süper Lig yolunda ilerledi falan. Birinci ligin dinamikleri girdi abi. Şimdi 3 maç orada arka arkaya mağlup olunca yollar ayrılır. Bir laf vardır ya, birinci ligde mantık aranmaz diye. Öyle bir durum. Hoca için de aslında bu daha hayırlı olduğu da diyebiliriz. Çünkü hocanın asıl damga vurduğu kısım bundan sonrasıydı. Akhisar'a Süper Lig'e geçiş yaptı. Kimsenin beklemediği şekilde Türkiye Kupası kazandılar. Avrupa hakkı elde ettiler. Ama bence en önemlisi öncesi. Kariyerinde ilk kez yeni sezona başlarken, henüz sezonun en başında takımın başındaydı Okan Buruk. Son haftalarda takımının oyununu gördü, kadroyu oluşturdu, verdi kağıda, kadroyu kurdu, öyle geçirdi. Yani yeni sezona ilk kez bir takımı istediği şekilde hazırladı hoca. Sonrası da tarihiydi. Yani skorlara baksanıza çok acayip. Semih Turası sağ olsun. Yine notlar verdi de işim kolaylaştı. O da bizim altyapı yıldızımız değil mi Taca? Bursa'yı 5-1. Gaziantep'i 6-0. Osmanlıspor'u 4-0 yenmiş takımdan bahsediyoruz. Trabzonspor'u da deplasmanda 6-1 yendiler. 15 Ekim 2017. Böyle iş başardı hoca. Yani bütün büyük takımların korkulu rüyası oldu takımı. Kupada işte yarı finalde Galatasaray'ı iç sahada kaybedip İstanbul'da iki farklı kazandılar. Finale geldiler. Fenerbahçe'yi de yendiler. Daha ne olsun yani? Avrupa hakkı kazandılar. Sezon sonunda da görüş ayrılıkları falan denildi. Hoca ayrıldı. Anlattım az önce de zaten. Akhisar'dan ayrıldı. En temel sorun kadro genişliği. Çok geniş bir kadrosu yoktu. Mesela Lopez iki defa ceza aldı. Bir 4 maç, bir de 2 maç. Etkileniyorsun şimdi adam böyle dar kadrolarla. Her neyse, bitti ve o zamanlarda daha üst düzey hedefler olan kulüplerle adı anıldı. Ama bir kulüple anlaşmadı. Sezon başladı. Zor durumda olan, 6 maçta tek bir galibiyet alamadan küme hattında olan Rizespor çaldı hocanın kapısını. Takım önce tabii kaybetmemeyi aşıladı. Sonra da kazanmayı 13. hafta sonrasında sadece 5 mağlubiyet var. Hepsi de şampiyonluk hedefleyen takımlara karşı. Diyebilirsiniz ki o zaman niye o maçları kazanamadı? Büyük takımlara karşı iş yapamadı falan. Evet, Rize'de o çok işlemedi büyük maç planları. Ama kendinden daha yüksek bütçeli veya eş seviyedeki tüm takımlara da üstünlük kurmayı başardılar. Kümedeki takımı da aldı. Ligi de rahat sırada bitirdi ve bir işi daha başarıyla halletti hoca. Sıra geldi tarihe adını altın harflerle yazdırdığı Başakşehir'e. Bizim de Semih'le anlaşamadığımız konulardan biridir. Önceki hocanın mirası denir ya, hiç katılmıyorum abi buna dedi o. 5 sezonda çok şey kattı Abdullah Avcı yani diyorum ben de. Ne o kurumsal hafıza, Emre Belezoğlu bile şu an Abdullah Hoca'nın bıraktığı o hafıza kaydını kullanıyor, onu net söyleyeyim ben. Mustafa Eröğüt'ün oradaki varlığı bile başlı başına çok önemli yıllardan beridir. Ama bu demek değil ki Okan Buruk miras yedi. Haksızlık olur bu canım yani. Ama oturmuş kulüp yapıları başarıya giden yolda çok önemli. Bunu niye söylüyorum? Torrent'in en büyük katkısı nedir biliyor musunuz? Basın toplantıları abi.
Ben de çok anlattım. Kim dinledi bilmiyorum ama. Geldiğimde Florya'yı bomboş bulduk dedi adam. İnsan kaynağı gitti. Hafızası gitti. Sonra Burak Elmas Vole'deki röportajında Torrent'e hak verir gibi de konuştu. Bizim kusurumuzdur diye. Yani Okan Buruk burada var olanın üstüne bir şey koymayacak. Sıfırdan pek çok konuyla tek başına baş etmek durumunda kalacak. Nasıl hani Fatih Terim gelir ve çimlere, çiçeklere bile karışır artık her geldiğinde okuduğumuz haberlerde. Okan Hoca'nın da futbol direktörü Cenk Ergün'le beraber böyle çok zor bir yolculuğa başladığını belirtelim. Her şeyle ilgileneceksin. Medyası işte, kulüp beslenmesi, oyuncusu, yöneticisi, Twitter'ı her şeyle. O açıdan tüm deneyimlerinden ayrılan yeni bir çalışma dönemi olduğunu unutmamak lazım. Ama saha içinden devam edelim dersek, hani Başakşehir'i anlatıyorduk ya mesela. Rakamlar konuşsun, biz ondan sonra üstüne söyleyelim. Şimdi Avcı döneminde, yani Abdullah Avcı döneminde kontradan gol atmada lig 9.sü, Okan Buruk'la lig lideri. Avcı döneminde duran top savunmasında lig 6.sü, Okan Buruk'la lig lideri. Abdullah Avcı döneminde ceza sahası şutlarında lig 3.sü, Okan Buruk'la lig lideri. Ceza sahasından en fazla şut çektiren 6. takım Abdullah Avcı'nın takımı, Okan Buruk ligin en az şut çektiren takımı. Alın size dokunuş. Budur. Hoca saha içinde ne değiştirdi derseniz ona da böyle çok kısa değinelim. Her şeyin başı nokta atışı transferlerde. Burası önemli. Kribelli'si, Aleksic'i, Şikirtel'den harika verim alındı. Belki de bir de rotasyondan katkı alınanlar var. İşte Gurbrandsen, Berkay Özcan, Azubuike, Mehmet Topal gibi tamamından ne isteniyorsa aldı hoca. Kötü transfer diye bir şey olmadı. Çok iyi geçirdiler o transfer dönemini. Hazır girdiler sezona. Saha içini toparlamak kolay değildi hemen. Doğru 11'i bulmak zaman aldı. Örnek vermek gerekirse ideal kadrosunun 6 ismi farklıydı ilk hafta maçında. Böylece de ilk 5 maçta ne oldu? Tek galibiyet. Zaten şampiyonlukta favori değilsin. Önceki sezonda 8 puan farktan ligi kaybetmişsin. İster istemez bir hayal kırıklığı sezonuna dönüşecek gibi oldu. Sonrasında ise doğru 11 bulundu. Hoca 4-4-2'ye geçiş yaptı. Hücumda çok verimli, akıcı takıma dönüşüldü. 3 maçta 13 gol atılan dönemlere girildi. Ve işte bunlar niye önemli? Galatasaray'da da gelecek. Bozuk bir yapı var. Şöyle kağıtları toplar gibi toplayacak. Ve işler başlangıçta iyi olmayabilir. İstenilen formasyon oturtulamayabilir. Oyunculardan beklenen verim alınamayabilir. Başakşehir'de de aynısı olur. Bir önceki sezonda performansı dibe vuran adamlar vardı ama. Klişi gibi, Dembaba gibi. Onları kazandığı dönemlerde oldu. Dembaba'nın müthiş skor katkısı verdiği bir dönem var. Yarı dalgalansa da. Crivelli'nin çok skorer sezon geçirdiği bir dönem sezon içerisinde var. Avrupa Ligi'nde son 16'ya kadar kaldı takım. Yani bir sürü zor işi başardılar. Sezon başında imza atarken Göksel Gümüşdağ'la hedef Şampiyonlar Ligi vizesi demişti. Çok daha fazlasını da yapmış oldu ki kimleri yendiler o dönem hatırlayın. Marco Roos deniliyordu ya, onun Gladbach'ını yendi. Sporting'e 4 attılar. İç sahada Manchester United'ı yendiler. Paris Saint Germain'e kaybettiler ama en fazla pozisyona giren takım oldular onlara karşı. 40 maçlık rekor kırdılar yani. Şampiyonlar Ligi ile tabii ligi beraber getirmek o işi başaramadılar ama hoca fena iş çıkarmadı bana sorarsanız. Bir de ego yönetiminden söz edeyim burada. Evet belki seyircisi olmayan bir takım. Evet belki medya baskısı da üzerlerinde yoktu ama ego yönetimi konusunda net söyleyeyim dört büyüklerden aşağı kalır yanı yoktu Başakşehir'in. Bunu ben hocanın kendisine de ilettiğimi hatırlıyorum. Dembaba'yı uzun süre yedekte tuttu. Elya vardı, oynatmadı. Mehmet Topal'ı rotasyonda kullandı. Hocam dedim hakikaten ego yönetimi konusunda yani böyle bir takımı idare edebilmek çok güç, büyük iş yapıyorsunuz dediğimde ben o kadar oyuncu saydım o da ki Gökhan İnler'i unuttun dedi, demişti. Yani oyuncuları idare etme konusunda mesela Akhisar'daki Seleznov örneği. Röportajımızda şunu söylemişti hoca, yani Seleznov konusunda soru işaretlerimiz vardı. Oturduk, ilk gün konuştuk, hedeflerini sorduk. O demiş ki orada, hani ben milli takıma gitmek istiyorum falan. Tekrar futbola dönmek istiyorum çünkü bir ara böyle bir kopuş vardı. Ailesine bir söz verdiğini söylüyor falan. İdman temposunu, isteğini gördükten sonra bu kez biz dedik ki Seleznov'a yeter daha fazla çalışma falan dedik. Ekstra çalışmalar yapmaya başladı. Kaan Hoca vardı o zaman. Yani Seleznov hiç bırakmıyor hep yanında. 12 kilo verdiriyorlar abi. Hem de bayağı iyi çalıştırıyorlar. Hem takıma sosyal anlamda çok katkı sağladı hem de o milli takıma gitti. Oradaki fiziki durumunu görenler de hatta şoke olmuşlar öyle anlatmıştı. Zaten bana sorarsanız Okan Buruk dediğimde benim aklıma oyunculardan verim alma, forvetleri iyi kullanma, potansiyelli oyunculardan yıldız yaratmak geliyor. Elazığ Spor'u söyledik hatırlayın Serdar Gürler'le Deniz Yılmaz'ın parladığı sezon. Yılmaz mıydı, Yıldız mıydı? Kariyerinin büyük kısmını orada geçirdi o.
Türkiye'de bir kez 10 golü geçtiği sezon var. O da Okan Buruk'la. Serdar da o takımın en gözde oyuncularındandı. Sonra Gaziantep'e bakıyorsun. Muhammed Demir ligin en iyi forvetlerinden birine dönüştürdü. 14 sezon oldu Muhammed'in kariyerinde. En iyi kariyer performanslarından biri Okan Hoca dönemindedir. Yani 10 gol attı ki hiçbiri penaltıdan değil. İstikrarlı bir lig golcüsüne dönüştü. Akhisar döneminden Seleznov'u anlattım. Ama başka bir örnek daha vermek gerekirse Soner Aydoğdu. Yani kariyer sezonu Okan Buruk'la hatta en fazla katkı verdiği sezon. Şeyi de unutmayalım yani Muğdat'ı gönderdi mesela. İyidir kötüdür ama Galatasaray yaptı. Diğer sezon Rizespor Vedat Muriç. 17 gol 8 asist. Yani Vedat'ın ligin en iyi forvetine dönüştüğü sezondu o. Fenerbahçe ile Galatasaray birbirine girdi adam için. Yani Rize gibi bir takımda böyle bir gol katkısı hakikaten muazzam. Dembaba da yani bence 3,5 yılda alınan performans. Hani adam, hatta bencesi yok bunun. 3,5 yılda alınan skor katkısı toplamını tek sezonda alıyor. Klişenin performansını yükselttiğini söyledik. Kribelli'nin yükselttiğini söyledik falan. Gördüğünüz gibi yani hocanın gittiği takımlarda mutlaka oyununa evrim geçirdiği, seviye atlattığı oyuncular var. Yani siz oyunculara nasıl yaklaşım sergiliyorsunuz diye sorduğunda Okan Buruk demişti ki o zaman hani tüm oyuncuları kendimiz gibi görüyoruz. Çünkü ben de futbolun içinden geldim. Asta olduğum, yedek kulübesinde de çok oturdum. Hani futbolcu ne ister empati yapabiliyorum, az çok biliyorum demişti. Galatasaray'da da mutlaka olacaktır böyle bir oyuncu. Olmalı yani. Tabii şimdi kadro belli olmadığından söylemek zor ama yerli oyunculardan mutlaka dokunuşu olacak oyuncular olacaktır. İşte Barış Alper Yılmaz belki de değişmez olacak bilmiyoruz. Forvet transferlerine göre şekillenir takımın yapısı. Bir de bu takım çok kötü bir takım. Yani Galatasaray kadrosu, Galatasaray kadrosu değil. Burada hocaya da yardımcı olmak lazım. Yani bir oyuncuyu A noktasından B noktasına götürecek de biraz da hani oyuncuların kalitesi konusunda yönetim takımı bir yerden bir yere götürse hoca için iyi olur. Yoksa pivot santraforlarda işte Dembaba dedik, Crivelli dedik, Vedat dedik onlardan iyi verim aldığını görüyoruz. O zaman o tip başka bir oyuncu alsınlar mesela. Hani Markao Kerem kalacaksa hani Kerem'in mesela adımlamada problemi var. Hızlanmada, karar anı ile ilgili hocalık dokunuşuna, üst aklı ihtiyacı var. Çok daha iyi bir oyuncu olsun diye. Oralarda hocalık kabiliyeti açısından fikir alacağız bence. Kalırsa Kerem tabii onu parantez içinde bir daha söyleyeyim. Bir de işte diyorum ya kimler transfer edilecek? Yani Dursun Özbek yönetiminin yüksek transfer bütçesi vereceği iddiaları görüyoruz basında. Bakalım neler olacak yani. Yeri gelmişken dakika 1 saniye 30 Alpay'ın penaltısı gibi hemen eleştiriyor demeyin bana ama yani biliyorsunuz artık iletişimin öneminden ben her zaman bahsediyorum. Okan Buruk'la beraber biz De Zerbi ismini okuduk mu? Gattuso. İşte Fonseca, Marco Ros az önce de söyledi. Hani ismi geçmeyen hoca kalmadı. Şimdi bunlar büyük, çok değerli, kariyerli isimler. Şimdi hangi Türk hocanın adı geçerse geçsin, taraftar önce bir burun kıvıracak buna yani. Bu bir gerçek. O kadar uzun süre yabancı hocalar haber oldu ki Okan Buruk'un gelmesi sanki mecburiyettenmiş gibi bir hava oluştu. Hocayı el üstünde tutmak, ilk seçim olarak göstermek, bu beraberliğin başından beri inandığını belli etmek gerekirdi. İmzadan sonra tabii bu söylemler, tutumlar değişir ama taraftarlar da şimdilik benim gördüğüm dört kolla sarılamadılar hocaya. Okan Hoca için bu kadar beklemeye gerek var mıydı? Neyse, hadi. İşte güzel insanlar. Okan Buruk Hoca'nın 11 yıllık kariyerini kabaca anlattık. Yani aslında Okan Buruk Galatasaraylı olduğu için değil, camia evladı olduğu için değil, tırnaklarıyla kazıya kazıya kendini bu seviyeye getirdiği için bir gün gelecekti, bugün geldi Galatasaray'a. Hocanın kariyerine bakınca sizin de kafanızda canlanmıştır zaten ne olması gerektiği. Transferin istenen isimler olması şart. Hoca mesela geçiş oyununu çok iyi oynatıyor. Galatasaray geçtiğimiz sene Fatih Hoca ile bu mimalde bir oyuna bayağı iyi de iş çıkarttı. Ona göre hamle yapılması lazım. Belki o zaman Galatasaraylı da daha iyinin hayalini kurabilir. Başakşehir'in demin saydığımız Avrupa'daki o ufak da olsa kafa kaldırmasına bu açıdan da bakabilirsiniz bu arada. Elbette 5-6 haftalık o dilimde sabretmek, beklemek, en iyi 11'in bulunması için zaman tanımak şart. Zaman zaman düşüşleri oluyor hocanın ama buradan da ayağa kalkmayı bilen birisi. Olay da orada bitiyor zaten. Yani düştüğünde ne kadar destek olunacak, ayağa kalkmasına yardım edeceksin. Torrent'in başına gelmeyen kalmadı. Bu kez dört koldan o desteği yeni hocasına vermeli camia. Hoca zaman verildiğinde ne kadar başarılı olabileceğini defalarca gösterdi. Zaman, destek, kredi. Bu işlerin olmazsa olmazı ama orada da bir adam duruyor. Ha? Fatih Terim. Zor iş. Galatasaray hoca olmak o açıdan zor iş. Ama dediğim gibi ilk defa kurallarla, kurullarla, büyük medya gücüyle, bazen kösteğiyle
iletişiminden çimlerine kararlar alıp iletişim geliştirmesi gereken bir challenge'a giriyor Sayın Okan Buruk. O açıdan hiçbir peşin hükme varmamak lazım. Zira ilk kez deneyimleyecek hocada. Biz de başka başka yönlerini olumlu ya da olumsuz ilk kez not alacağız. Böyle biz çok gördük siyah saçlı girip ak saçlı çıkan hoca büyük takımlarda. Bu mücadele gücü, saha kondisyonu, yani fiziki devamlılığı hocanız iyiydi sahanın içinde. Ama antrenörlüğünde bakalım öyle olacak mı? Öyle olmalı ayrı hikaye. Çünkü hedefleri var yurt dışı gibi. Hep röportajıma atıfta bulundum. Son kez söyleyeyim. Hedefim yurt dışına teknik direktörlük yapmak diyordu. Yurt dışına açılmak benim için çok önemli diyordu. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için başarılı olmak, kupa kazanmak çok önemli demişti. İşte doğru adres Galatasaray hocam. Bir de yeni terim olur mu? Yeni terim olur falcılığı var ya. Okan Buruk Hoca diyor ki şu anda baktığımızda Türkiye'den yurt dışına majör Avrupa kulüplerine kapı açabilen bir tane teknik adam sayabiliriz. Fatih Terim o yol açan da UEFA kupası oldu. Fiorentina, Milan çok önemli kariyerde açıkçası diyor. İnşallah bizim hedefimiz bu olsun diyor. Bu cevap futbolu gerçekten seven herkes için inşallah ilavesiyle tamamlandı bence. Peki Terim ne demişti Okan Buruk için hatırlar mısınız? 2018'de Fatih Terim diyor ki Okan Buruk Galatasaray'ın önemli oyuncularından bir tanesiydi. Şimdi de Türkiye'nin önemli hocalarından bir tanesi. Altyapıdan çıkıp uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eden çok karakterli futbolculuğu kadar da iyi bir insan diyor. Referansı verdim bitireceğim ama şunu da söyleyeyim. Fatih Terim'in 2018'de söylediği bu sözün arkasında durması önemli. Yani zaman zaman işler yolunda gitmediğinde herkes buraya doğru, hocaya doğru bir döndüğünde hocanın bir el kaldırıp Okan Buruk'u işaret etmesi de Galatasaray'daki yeni Fatih Terimlerin çıkması için çok önemli adım, çok önemli atılım olacaktır. Yoksa hocanın kariyerini kimse tartışmaz. Yeni nesil hocaların başarısına çünkü Türk futbolunun ihtiyacı var yine. Yeni hikayelere hasretiz ve merakla bekliyoruz tabii olacakları. Yeni Fatih Terim olur, yeni Mustafa Deniz önemli değil ama yeni hikayelere de ihtiyaç var. Eskilerin de yapacağı en önemli şey yenilere bu konuda destek olmaktır. Gerisini yaşayıp göreceğiz. Falcı değiliz. Hadi bakalım. İkinci el araç almanın ve satmanın gol dedirten yolu Babacar sundu.